Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir CS'de after ve before responsive yapacağız. Yani örneğin 3 tane resmim var. Tabii ki ben flex kullanıyorum her zaman. Yani boss falan kullanan olursa gene kullanabilir. Şimdi biz burada 3 resim var. Her cihaza oyunlu arkadaşlar 3 tane fotoğraf yan yana olacak ve onların ona göre after before işte yalancı selektörle deniliyor. Pseud Fransızca bir kelime. Şimdi başlayalım. Bu yine çok büyük oldu. Dersimiz uzayabilir arkadaşlar. Önemli olan anlamak. Şimdi burada ekmek bayat demiştim. İşte bu div'e özellik bir özellik biliyorsunuz. Bir JavaScript'te özel attribütler yazabiliyoruz. Bakın ben buranın ekmeğini bayat dedim. Buranın işte birinci ekmeği bayat, ikinci taze, üçüncüye pişmemiş dedim. Ve her bir resmi class adlı bir div içine koydum. Gelin başlayalım dersimize arkadaşlar. Sil parametreleri alıp tab tuşuna basalım. Ve neydi? Gene bilgisayarımız sürekli ne oldu? Sürekli yavaş çalışıyor. Burada neydi? Burada bir panic. Burada her şey ne yapalım? Her şey bir panic. Sıfır verelim. Neydi? Bir margin, bir sıfır verelim ve başlayalım arkadaşlar dersimize. Şimdi burada class için şimdi bir class'ımızı tanımlayalım. Ben flex vereceğim için öncesinde bir body yani ana dibe almayalım. Kapsayıcı div kullanmayalım. Kapsayıcı divin yerine biz body kullanalım. Burada biz neydi? Bir display, bir flex verelim. Burada display, bir flex verelim. Ve yeterli alan sıkıştığında bunlar alt alta gelsin mi? Wrap komutuyla alt alta gelsin diyorum. Bir de justify content'tan onu arkadaşlar neydi justify content? Biz yatayda nasıl sıralansın? Pardon, justify arkadaşlar. Neydi justify content? Burada ben space between, space around birbirine yakın şeyler. Onlardan birini kullanalım. Tamamdır. Class için arkadaşlar bir genişlik olarak ben bununla da bir flex vereceğim. 1'e 1 veriyorum. Grow olarak arkadaşlar 1. Flex sharing olarak 1. Ve basis olarak flex basis olarak da 350 piksel verdim. Ve bunun içindeki neydi? Class'ın içindeki her bir resmin boyutunda ne olsun? Ana div yani inherit miras olarak %100'ü kaplasın arkadaşlar. Burada bir sayfamızı bir yenileyelim bakalım nasıl duracak arkadaşlar. Evet bakın böyle bir özellik oldu. Şimdi sayfamızı küçültelim. Bakın sayfalarda arkadaşlar ne oldu bakın direkt dikeyde sıra geçti. Bakın ne oldu? Ekranın ölçüsüne göre onlar kendini konumlandırıyor. Burada class'a bir margin verelim. Daha hoş durması için 10 piksel verelim. Ve buradan bir border gerek yok. Tamam arkadaşlar. Hani resmi görmeniz açısından. Bakın. Şimdi net olarak görebileceksiniz arkadaşlar. Bakın. Sayfa ne yaparsam yapayım. Ekrana sığacaklar. Şimdi bunların gelelim can alıcı nokta. Buraya kadar her şey fasafisoydu arkadaşlar. Gerçekten hani dersin önemli olan bu noktasından sonra. Yani buradaki display flex neydi? Her şey esnek olacağını söylüyorduk. Buradaki flex wrap komutumuz ise yeterli alan sıkıştığında yani yeterli alan yoksa artık divler sıkışsın mı? Da yoksa alt alta gelsin mi? Bu wrap komutumuz oluyor. Space around da yani space şekil demek uzay anlamına da gelebiliyor İngilizce. Around etrafında demek. Bir de space between onun farkını bir dersimde açıklamıştım. Şimdi gelelim. Nedir? Class'tan arkadaşlar after kullanacağız. Yalancı neydi? Yalancı selektör mü diyorduk artık neyse. Şimdi bunu bir background olarak bir ne yapalım arkadaşlar? Bir background RGBA diyorum. Yine bakın yanlış tuşlara bas. 0'a 001 opacity olarak bir gri bir renk verelim. Yani siyahın opasite olarak bir şimdi 8 verelim. Ve burada bir content vermemiz lazım. Şu anda biz dinamik olarak buna content ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben şu anda acaba tek ekliyorum. Ve bunun rengi beyaz olsun.
FF diyorum arkadaşlar. Ve sayfamızı bir yenileyelim bakalım. Bakın arkadaşlar ne oldu? Her biri ondan sonrasına hizalandı. Şimdi buna bize index 5 verelim. Çünkü büyük olacak. Öbüründen 6, 5 bunun sayısı fark etmiyor. Şimdi ben bunu tam üstüne getirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şimdi left arkadaşlar bakın can alıcı burayı iyi dinleyelim. Left 0 verelim. Sürekli yanlış yapıyoruz. Left 0 verelim. Buradan da top 0 verelim. Sayfamızı bir yenileyelim bakalım. Buraları arkadaşlar dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Bakın burada neden başa gelmedi? Çünkü pozisyonu absolut vermedik. Yani neydi? Kesinlik olsun. Absolut verdiğimizde bakın hepsi bu defa üste gelecek arkadaşlar. Hepsi sıkıntı oldu. Üst üste geldi. Neden? Onda bir çözümü var arkadaşlar. Buranın çözümü hangi ana div ise bakın buraya neydi? Transform arkadaşlar. Translate'ye ekleyerek bu sorunu çözüyorsunuz. Yani Google'dan bulsanız böyle bir çözüm bulamayacaksınız. Ben size söylüyorum. İsterseniz arattırabilirsiniz. Responsive after before CSS arattırın. Gerçekten sonuç bulursanız videonun altına yazın. Ben de inceleyeceğim. Bu benim çözümüm. Bakın ne oldu arkadaşlar? Artık ne oldu? Artık nereye giderse bizim before after kullandığımız after arkadaşlar gelince selektörler ne oldu? Div'imizi terk etmiyor. Artık bundan sonrası çok basit. Neydi? Genişlik olarak %100 vereceğim. Neydi? Height arkadaşlar. Height diyorum %100 veriyorum. Artık ne olacak? Resmin üzerine kaplayacak arkadaşlar. Bakın ne oldu? Çok güzel. Resmin üstünü kapladı. Sayfamızı büyütelim, küçültelim. Window resize edelim. Bakın çok güzel oldu. Bu acaba arkadaşlar ne olsun? Onlar text align bir center yapacağız. Neydi? Text align center yapacağız. Biz bunu center yapalım. Bakın arkadaşlar olmazsa olmazımız bunu kaldırdığımızda her şey alt üst olacak. Pardon. Boğazdan. Ctrl X ile bunu kesiyorum. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Bakın ne oldu? Darmadağın oldu. Bunu özellikle arkadaşlar önemli transform translate diye komutumuz burada. Bakın hiçbir sıkıntı yapmıyor. Şimdi biz bunu arkadaşlar bakın burada ekmek bayat dedik. Üstüne geldiğinde bu animasyonu açılsın. Mesela burada veri tabanına çekeceğimiz için bu özellikleri örneğin bir siz burada ben ekmek yazdım. İşte siz user'ın ismini verebilirsiniz. Şifresini, babasını, dedesini, nenesini, evesini bir şey yazarsınız artık. Bu böyleydi. Bakın burada arkadaşlar biz animasyonu açılsın diye örneğin ben yandan açılmasını istiyorum. Buraya ben width ben diyorum ki buraya width 0. Neydi arkadaşlar? Burada neydi? Class neydi? After neydi arkadaşlar? Hover özelliğini kullanacağız. Burada ne yapacağız? Genişlik üstüne geldiğinde %100 olsun. Neydi? Hareketli olması için yani transition alt kullanalım. Ve bir saniyede bunu kullanın. Sayfamızı bir yenileyelim. Üstüne geldiğimizde bir dakika arkadaşlar. Üstüne geldik. Herhangi bir etki yapmadı. Bunu hover after yapacağız arkadaşlar. Evet. Hover after yapacağız. Bazen böyle sıkıntılar oluyor. Bakın üstüne geldiğimizde arkadaşlar ne güzel açıldı. Şimdi bakalım. Sayfayı küçültelim. Bakın ne oldu? Herhangi bir etkileme falan yok. Bakın. Herhangi bir etkileme falan yok. Bu özellik arkadaşlar gerçekten bu ders bayağı önemli. Hiçbir yerini kaçırmayınız. Şimdi burada bu özelliği almak istiyorum. Bunun için üstüne geldiğinde arkadaşlar burada da olabilir. Burada da olabilir. Biz burayı boş bırakalım. Nasıl olsa önceki hali %0 gözükmüyor. Burada content diyelim. Ve neydi arkadaşlar? Burada öyle ki bakın açıyorum. A diyorum arkadaşlar. A bir alt satıra geçmek için neydi content'te? Bu ekmeğin arkadaşlar bakın bu ekmeğin durumu neydi? Bu ekmeğin durumu neydi? Tekrar bir A koyuyorum
Ve buraya ne yazıyorum? ETTR özelliği ile arkadaşlar hangisi ekmek özelliğini alıyoruz. Sayfamızı bir yenileyelim arkadaşlar. Bakalım. Bakın bu ekmeğin durumu bayat geldi. Bu ekmeğin durumu taze. Bu ekmeğin durumu pişmemiş. Yalnız bunlar alt alta geçmedi. Neden? Onda arkadaşlar bizim white space komutumuz var. CSS'de white space komutu. Buna pre-line komutunu kullanarak ne oldu? Bunlar alt alta dinamik olarak geçecektir. Bakın bu ekmeğin durumu bayat arkadaşlar. Alta geçti. Bu ekmeğin durumu taze. Bu ekmeğin durumu pişmemiş dedi. Sayfamızı küçültelim. Bakın arkadaşlar. Bu artık size kalmış. Örneğin yandan mı, üstten mi, alttan mı açılsın? İstersen üstten açılmasını istiyorsan. Bakın burada neydi? Bit değerine %100 verirsin. %100 verirsin. Burada height işte artı %0 da olur. 0 da olur. Fark etmez. Neydi? Hover üzerine ne olacak? %100. Evet. Burada da neydi? Yükseklik %100'e varmasını istiyoruz. Ctrl S yapalım. Sayfamızı yenileyelim arkadaşlar. Üstüne geldiğimizde ne oldu? Üstten açıldı. Böyle bir özellik. Bakın bu ekmeğin durumu bayat. Bir tekrar alt saltıra geçmek için de kullanacağız arkadaşlar. Tekrar A kullanabiliriz. Bakın neydi? Buraya A yazıp bakın artı veya nokta kullanmıyorum dikkat ederseniz. Birleştirme operatörü yoktur. Nokta dir yapalım. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Ne oldu? Bu ekmeğin durumu bayat diri oldu arkadaşlar. Bakın alt alta geçti. Bu ders böyle bitsin. Yani burada artık ben yani şekil kötü de olur. İsterseniz biraz daha şekillendirebilirim. Mesela bunun kenarlarını güzelleştirebiliriz. Neydi burada? Ne class'a overflow yazalım arkadaşlar. Taşlamları gizle. Neydi? Hidden diyerek. Burada örneğin bir border. Neydi? Border radius. Neydi? 5 piksellik verelim. 5 piksellik. Onun için neye de vereceğiz? Buraya da vermemiz lazım. Border. Neydi arkadaşlar? Radius'a 5 piksel verebiliriz. Sayfamızı yenileyelim. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bu efekti birçok sitede görebiliyorsunuz. İşte üzerine geldiğinde açıklama ekliyor. Ve bu responsif bir şekilde. Bakın. İsterse space around değil de. Yani buradaki ben flex kullandım. Siz yani flex kullanmasam da bu etkiyi görebilecektiniz. Bakın. Center dediğimde de birçok etki değişmeyecektir. Çünkü ben burada arkadaşlar bakın neydi? Flex basis vermiştim. Neredeydi orası? Burada bir flex arattıralım bakalım. Bakın flex basis arkadaşlar. Flex growth, flex sharing. Bu da 350 yer olursa bakın sadece bunu böyle de kullanabiliriz. Bakın neydi? Flex basis arkadaşlar. Örneğin şöyle. Flex basis yer olursa 200 piksel yer kapla. Yer olmazsa sıkış anlamına geliyor. Sayfamızı yenileyelim. Bakın arkadaşlar 200 piksel oldu. Yani bunlar neydi? Şöyle yapalım. Neydi? Yer olmadığı zaman artık bunları artık siz arkadaşlar siz kendiniz ben flex yeri flex neydi? 1'e 1 verdim. Büyüklük olarak burada 250 piksel de verebiliriz. Ne olacak? Onlar responsif bir şekilde gene sayfamızda neydi? Etkisini yitirmeyerek dizilim yapacaklar. Bu ekmeğin durumu bayat. Bu ekmeğin tazedir. Bunu arkadaşlar dönerli de yapabilirsiniz. Artık bu size kalmış. Yani bu dersin ana noktası gerçekten bilmeniz gereken tek şey burada neydi? Bir bakalım. Transform. Bakın. Transform. Translate'ye ekleyince arkadaşlar bu bunu yapabiliyorsunuz. Yoksa bir tane olduğu zaman bakın bir tane olduğu zaman çok kolay. Gerçekten onu konumlandırabiliyorsunuz. Ama burada 3 tane aynı class'a sahip benim divim var. Ve bu aynı zamanda ekranın ölçüsüne göre değişebiliyor. Bu ders burada bitsin. Anlaşılmayan bir şey varsa arkadaşlar altta yorum bırakabilirsin. Değinmem gereken nokta neydi? Özellikle arkadaşlar buraydı. Yani
Siz kendiniz yapmaya kalksaydınız burada takılacaktınız eminim ondan. Ondan bu dersi anlattım. Bakın neydi? Bakın bu durumu ekmeği bayattır, tazedir. Sayfamızı küçültelim. Ne oldu? After before'larımız hiçbir şekilde ne olmuyor arkadaşlar? Bunu isterseniz bakın burada lineer var. Bakın all değil de şunu şöyle biz gösterelim. Neredeydi arkadaşlar? Biz Ctrl F translation. Translation. Neydi? Translation. Neydi? Translation. Burada arkadaşlar all lineer diyelim. Ve sayfamızı bir yenileyelim. Bakın burada bir ögeyi incele diyelim. Bunu bir dersten daha önce ben göstermiştim. Yine göstereyim, bilgisayarımız yavaş. Burada yine güzel bir şey bilmeyenler için bir şey göstereceğiz. Şu ders karışık gözüküyor ama. Bakın arkadaşlar lineer dediğim için artık burada ne çıktı? Şimdi bu telefon modunu bir kapatalım. Burada bakın ben burada artık bu animasyonun şeklini de değiştirebiliyorum. Bakın üstüne geldiğinde ne olacak? Daha farklı bir izlenim yaratacak. Bakın dikkat edin üstlerine geldiğimde bakın arkadaşlar neydi? Yazı sonra geldi. Bakın hatta aşağı indi. Bakın aşağı indi sonra geri döndü. Çekerken böyle çeşitli artık efektler yaratabilirsiniz. O artık size kalmış. Yani bunlarla oynayarak neydi? Bakın üzerine geldiğinde arkadaşlar neydi? Önce yavaş geldi, sonra hızlandı ya da ters. Önce hızlanacak. Neydi? Bakın önce hızlı, sonra yavaş ya da tam tersi. Bakın çok acayip bir animasyon sergileyecek. Bakın. Bakın ne oldu arkadaşlar? Yarı yola geldi. Tekrar geri döndü. Yoluna devam etti. Bu artık size kalmış arkadaşlar. Örneğin ben bunu beğendim. Neydi? Burada kübik bez yer diyerek kopyala deyip artık bunu lineer yerine yapıştırıyorum. Ve kontrol ve diyerek burada yani tamamdır. Neydi arkadaşlar? Sayfamızı bir yenileyelim. Bakın üstüne geldiğimde ne oldu arkadaşlar? Farklı bir şekilde üzerine bir efekt açabildik. Bu ders burada bitsin arkadaşlar. Buradaki animasyon artık dediğim gibi az önceki grafiği açarak onu nasıl açıyoruz? Önce lineer yazıyoruz buraya arkadaşlar. Sonra nereye uyguladıysak incele deyip bakın incele deyip neydi oradan açabiliyoruz. Bakın neydi styles paneline gelip neydi lineer yazan yeri bulup neydi bakın buradan oynatabilirsiniz. Bakın şimdi animasyonunuz değişecek. Bakın arkadaşlar çok geç geliyor. Hatta şöyle yapalım. Bak çok geç gelecek. Çok geç geldi. Bakın şurada şöyle bir şey yapalım. Yani artık bu arkadaşlar size kalmış. Siz bunlarla oynayarak hani istediğiniz bir animasyonu yapabilirsiniz. Bunu da isterseniz bakın şöyle bir şey yapalım. Bakın daha çok aşağı inecektir. Ya da şöyle bir şey. Artık bu sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Taşmaması için ne yapacaksınız? Hafif olanlara kullanabilirsiniz. Bu ders burada bitsin. Umarım bu dersi anlamışsınızdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Anlamadığınız soru olursa altta yorum yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakınız. Başarılar.